Merhaba arkadaşlar. Bu bulunduğumuz alan Zilan Deresi dediğimiz, Zilan Çayı dediğimiz alandır. Bu yaklaşık 1930'larda Kürt katliamının yaşandığı, on binlerce Kürt'ün katledildiği bir noktadayız. Hala da yapılan o Hester için yapılan kazılarda Kürtlerin kemiklerinin çıktığı, hala da kaba bir tabirle denildiğinde Kürtlerin kanı kurumadığı bir alandayız. Buradaki bu coğrafyada bütün köylerin boşaltıldığı, sadece şu karşıdaki Afganistan'da gelen Kırgız Türklerine tahsis edildiği bir alan burası. Bir diğer anlamda da Bu kadar olağanüstü bir verimli olan bir vadinin bir şirkete, bir yandaşa peşkeş çekilerek binlerce vatandaşın canlının, börtünün, böceğin yaralandığı, su hakkının herkese eşit şekilde kullanılması gereken bir kaynağın bir firmaya 48 yıllığına, 50 yıllığına kiralanmış olması bütün bu canlıların hakkının gaspı anlamına geliyor. Eğer gerçekten araziye ihtiyacımız varsa şu karşıda gördüğümüz olağanüstü boşluklarda binlerce megawattlık güneş enerjisi üretilebilir. Hiç hem demokratiktir hem kaynağı bitmeyen bir durumdur. Bir başka önemli sorun, can suyu denilen bir su verilmesi gerekiyor. Can suyun verilmesi için de özellikle Eylül aylarında suyun buharlaşmasında dolayı tarımsal üretimden dolayı suyun debisi çok düşmektedir. Düştüğünde dolayıdır. İşte bu da enerji piyasası kuruluna taahhüt ettiği bir enerji miktarı vardır. O enerjiyi sağlaması için can suyu da verilmemektedir. İşte burada yaşayan onlarca endemik bitkinin, onlarca endemik canlının, kurbağanın, su samurunun olduğu bir yerde bu canlıların yok olmasıdır. Bir başka diğer temel konu, buradaki Zilan Çayı özellikle Van'da üreme aşamasında, dönemlerinde Van balığının temel kaynaklık yapan bir sudur. Böylesi bir vahşet hem doğaya hem canlılara hem tabiata yapılan bir vahşettir. Bu vahşet sadece bir kişinin kazancı uğruna yapılan bir uygulamadır. Biz çevreciler olarak, ekolojistler olarak bu dünyada, bu ülkede yaşayan bütün duyarlı insanlara burada seslenmek istiyoruz. Bu vahşete, bu tahribata dur demesini talep ediyorum.